Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir roba çalışması yapacağız. Robamızı yuvarlak olarak öreceğiz ve artışımızı yaptıktan sonra aynı şekilde işlemlerimizi devam ederek tamamlamış olacağız. Gayet yapımı kolay bir çalışma. Sadece ikinci sıramızda artışımız var ve de modelimizi ilk kuracağımız sıramızdaki bir artışımız var. Daha sonra herhangi bir işlem yapmadan bu sıraya kadar örerek getirdim ve sonrasında sizlerle birlikte kol ayrımını, yani gövdenin bölümlerinin ayrımında beraber çalıştık ki zorlanmayın diye. Bundan sonraki aşamada isterseniz farklı renkte, isterseniz aynı renkte model uygulamasını dilediğiniz modelden çalışabilirsiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel robamızın yapımına geçelim. Kolay gelsin. 70 tane zincir çekerek robamızı örmeye başlayalım. Bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle içine trabzan öreceğim için ilmeğimi rahatlatıyorum. Ve gevşek bir şekilde, yani fazla sıkı olmayan bir şekilde 70 zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 70 olana kadar devam ediyorum. Zincirimi 70'e kadar çektim. Şimdi santim olarak ölçüsüne bakmak istiyorum. Üzerine tutuyorum. 30 santim. 30 santimde zincirimiz var. Fakat geriye dönüşümüzü yaparak ilk trabzanımızı öreceğiz. Şöyle göstermek istiyorum. Yani şu kısma gelecek. 29 santim gibi bir santim olacak ölçümüz. Şimdi 2 tane zincir geri geliyorum. 1 ve 2. 2 tane zincir geri geldim. 1, 2 tane de ilave ediyorum. Tığımın başını dolayarak çekilmiş olduğum ikinci zincir içerisine girerek 1 ve 2 defa da trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Birebir zincirlerimi takip ederek tamamlıyorum. Her zincir içerisine bir tane trabzanımızı örüyoruz. Doluyorum. Sıradaki zincire giriyorum. Doluyorum. Zincirimizi tamamlayalım. Trabzanlarımızı örerek sıramızın sonuna kadar geldim. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bunu birinci trabzan sayıyorum. Tığımın başını dolayarak ikinci trabzan içerisine giriyorum. 2 tane trabzanım oldu. Üçüncüyü örüyorum. 3 tane trabzanımız oldu. 3 tane tek, dördüncüyü çift örüyoruz. Ördüm. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. 3 tek, dördüncü çift. Tekrar. 1 tek, 2 tek, 3 tek, dördüncü çift. Aynı yere batıyorum. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, dördüncü çift. 1, 2, 3, dördüncü çift. Bu şekilde 3 tane tek, dördüncü çift sıranın sonuna kadar ilerleyelim. Tekrar örelim bakın. 1, 2, 3, 3 tane tek ördüm. 3 tek. Dördüncüyü çift örüyorum. Aynı yere tekrar. Sıramızın sonuna kadar 3 tek bir çift örerek geldim ve en son zincirden döndüğüm trabzanımı da sizlerle birlikte çalışalım. Şurayı zincirle dönmüştük. Batıyorum tepesine ve buradaki trabzanımı da şöyle biraz uzatıp aynı boy sırasına getirerek tamamlıyorum. Ve buradan 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Burası elbisemizin arkası olacak. Ve sonrasında 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 1,
ikinci trabzanımın içerisine gelerek sık iğnemle batıyorum. 4 tane zincir, 4, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir, bir atlayıp ikinci trabzan üzerine batıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir, bir atlayıp ikinci trabzanıma sık iğnemle batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 ve 4, bir atlayıp ikinciye batıyorum ve trabzanlarımız bitene kadar, yani sona kadar 4 tane zinciri ikinci trabzan üzerine örelim. Başta 2 tane trabzanımız vardı. Bitişte de yine 2 tane trabzan olacak şekilde ayarlamamızı yapacağız. Şimdi sona doğru ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar bir atlayıp ikinci trabzanımıza 4'er zincirimizi çekerek geldim ve şu şekilde oldu. Bakınız, sıramızın sonuna 2 tane trabzanımız kaldı. Şöyle saydığımızda bir tanesini de atlayacağız. Kenarda 2 tane trabzanım kaldı. Burada sizde 4 de kalabilir, hiç önemli değil. Oradan 4 zincirimizi çekip kenara 2 tane trabzanımızı örelim. Burada 1 değil 2 trabzan da kalabilir. Sayıları farklı başlarsanız, o yüzden hiç önemli değil. Önemli olan tek şey sona 2 tane trabzanımızı örelim. Evet, bir tanesini ördüm. Zincirden çektiğimin de tepesine batıyorum. Ve burayı da örüyorum. 2 tane trabzan ipimi yarımladım. Hemen düzeltiyorum. 2 trabzanımızla başlamıştık. 2 trabzanımızla bitirdik. Şöyle bırakıyorum görmeniz için. Bu şekilde oldu bakınız. Şimdi üzerine yeni trabzanlarımızla yeni sıramızı başlatıyoruz. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak batıyorum. 2 tane trabzanım oldu başlangıç noktasında. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra şu kısma gelerek batıyorum. Buraya batıyorum. Ve buraya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı noktaya trabzanımı örüyorum. Zincirimle birlikte 2 oldu. 3 ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Toplamda zincirimle birlikte 4 tane trabzanımız oldu. Şöyle görelim, bakınız şuradan başlamıştık. Gelip battım 2 zincirimi. Ve 3 zincir çektim. 3 tane de trabzan yaptım. Toplamda 4 tane trabzan sayısına ulaştık. 4. trabzanı yanındaki bulunan yuvanın içerisine gelerek direkt batıyorum. Bakınız, direkt batıyorum. Ve buradan 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını dolayarak 3 tane de trabzan örüyorum. 1, 2, ve 3. 3 zincir, 3 de trabzanımızı bu noktaya ördük. Hemen yanındaki yuva içerisine gelerek sık iğnemle buraya batıyorum. Ve batmış olduğum noktada 1, 2, 3 zincir, 3 trabzanımı aynı yuva içerisine örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Toplamda 4 tane trabzanımız olacak. Ve hemen trabzanım bitince yanındakine batıyorum. 3 tane zincir ve yeniden 3 trabzanımı örüyorum ve bu sıramızı sonuna kadar bu şekilde getiriyoruz. Yanına batıyorum. Ve şöyle bakınız, artışımızı yaptım. Güzelce kıvrılıyor. Burada sık sık batmamız demek artışımızın olduğunu göstermekte. Şimdi trabzanlarımızı bu şekilde örerek sona doğru gelelim. Trabzanlarımızı ve zincirimizi örerek sıramızı tamamladık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bayağı kıvrımlı oldu. Artışımızı yaptığımız için çok güzel, çok hoş bir kıvrım oldu. Bu kadar kıvrımın olması sizleri rahatsız etmesin. Daha sonraki sıralarımızda artış yapmayacağımız için bu sıramız büyüdükçe gayet normal bir şekilde duracak. Yani robomuz çok hoş olacak. Şimdi sıramın sonuna geldim. Başlangıçta 2 tane trabzanım ve 2 tane arada zincirimi çekmiştim. Şimdi sona geliyorum. Sona gelirken bu tarafa doğru geldiğim için zincir çekmeme gerek yok bitişte. Direkt tığımın başını dolayarak 2 tane trabzanımı birer birer örüyorum. 1,
Ve kenardaki trabzanımı da örüyorum. 2. Ve bu sıramızı bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3 tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum. Bir sonraki sıramız için zincirlerimi çekmeye başlıyorum. Şimdi yandaki trabzanımı da örüyorum. Kenarımda 2 tane trabzanım oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekip şu araya giriyorum. Bakın zincirden olan araya gelip batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirle trabzanımızın olduğu bölüm vardı. Zaten belli. Bakınız hemen şöyle giriyorum ve sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 buraya giriyorum. 1, 2, 3, 4 buraya giriyorum. Ve sıramın sonuna kadar bu şekilde 4 tane zincir çekip 3 trabzanımızın yanında 3 zincir vardı. Bu kısma girerek sıramı tamamlıyorum. Sıramızın sonuna kadar zincirlerimizi çekerek geldim ve yeni sıramıza başlayacağız. Şimdi 4 tane zincirimi çektim. Kenarda 2 tane trabzanım vardı. 2 trabzanımızı her ikisini de yine örelim. 1 ve 2. İkisini ördüm. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Ve örgümün düz yönünü çeviriyorum. Zincirleri arkadan ördük. Trabzanlarımızı ise ön yönden öreceğiz. Ve buradaki yapmış olduğumuz işlemlerimizin tekrarıyla robamız istediğimiz ölçü olana kadar bir sıramızda zincir, bir sıramızda trabzanımızı aynı şekilde örerek geleceğiz. Şimdi zincirimi çektim diğer yönde. Hemen başını doluyorum. İkinci trabzanımı da batarak örüyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. 1, 2 tane zincir çekmiş olduğum 2 zincir buraya hemen önündekine değil, bakınız şuraya yapıyoruz. Buradan itibaren öreceğiz. Buraya yapmıyoruz. Şuraya batalım. Geliyorum, batıyorum. Ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Yanına 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Bu iki zincirimizi geçiş için kullanıyoruz. Bitirirken yapmıyoruz. Bakınız eğer buraya da yapmış olsaydık şimdi artış yapmış olacaktık ama biz artık artışımızı yapmayacağız. Buradan direkt iki trabzanımız, iki zincirimiz de ikinci zincir yuvasının içerisindeyiz. 4 tane toplamda zincirimizle birlikte trabzanımız oldu. Hemen bir sonraki grubu batıyorum. 3 zincirimi çekip yanında da 3 tane trabzanımı örüyorum. Bir önceki sıramızda çalışmış olduğumuz gibi sıramızın sonuna kadar geliyoruz ve arkasından zincirlerimizi aynı şekilde örerek robam istediğim ölçü olana kadar bu işlemlerimizi tekrar edelim. 4 trabzan oldu. Batıyorum. Ve bakın çok güzel olacak inşallah. Şimdi ilerleyelim. Bu sıradan trabzan arkadan zincirimizi çekelim. Yeterli ölçü olana kadar hepimiz örmeye devam edelim. 3 sıra trabzan olarak ördük. Şimdi 4. ve son trabzan sıramıza başlıyoruz. Zincirimizin olduğu bölümdeyim. Buraya kadar 4 tane zincir çektim. Bir tanesi zincirden olan 3 tane trabzanımı toplamda 4'er trabzanımızı ördük. 4 zincirimizin üzerine ve 3 sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi 4. ve son sıramıza geçtiğimizde ise zincir sayımızı 1 artıracağız ama trabzanlarımızda herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Bakınız şuradaki çekmiş olduğum trabzanlarımı 4 değil bu son şu grubumuzu oluşturacağımız yani robamızın son sırasını oluşturacağımız yerde 4 değil 5 tane zincirimizi çekerek biraz rahatlık veriyoruz göğüs bölümüne. Bakın ben çekerek geldim yine aynı işlemlerimi yaptım. 1, 2, 3, 4 ve 5 yine şuradaki zincirimin ardından girip sık iğnemle örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ardından giriyorum ve üzerine de yine aynı 4 tane trabzanlarımızı örelim. Sonrasında yeniden birlikte olalım. Artık burası bizim robamızın son sırası olacak. Daha sonra gövde kısmına birlikte geçeceğiz. Robamızı aynı şekilde örerek büyüttüm. En son zincirimi 5 yapmıştım ve yine aynı şekilde 3 tane zincirim ve 3 tane trabzanım. Yani 3 tane zincirden oluşan bir trabzanım ve diğer yan yana ördüğüm 3 trabzanımla sıramızı tamamladık ve robamız yeterli ölçüye
Ulaştı. Şimdi zincirini çekelim ve robamızı bölümlerine de nasıl ayıracağımızı birlikte çalışalım. Son parçamıza geldim. İşareti saymıyorum önce. 1, 2, 3, 4, 5 tane bu modelimizin olduğu bölüm var. İşaretimizi sayarsak 6. Şimdi son sıramızda hem kollarımızın altını birleştirelim hem de modelimiz için hazırlayıp robamızı tamamlayalım. Son iki trabzanımı örüyorum. Şöyle iki tane trabzanımı başlatıyorum. 1, 2, 3. Çeviriyorum. Yanına hemen bir tane trabzanımı daha örüyorum. İki trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekip her zamanki zincir arkasına batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir arkaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir öncekinde de 5 zincir çekmiştim. İşaretimin bulunduğu noktaya kadar 5'er zincirle geliyorum. İşaretin bulunduğu yere de örüyorum. Ve buraya işaretimin olduğu yere taktım. Yani battım ve buraya şu şekilde tamamladım. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir yine çekiyorum. Şöyle büküyorum kolumu. Diğer işaretimin bulunduğu noktaya sık iğne olacak şekilde batıyorum. Burada kol altımıza da genişliğimizi verdik. Kol altı daha kullanışlı olsun diye bir 5 zincir de buraya çektik. Tekrar devam etmekteyim. 1, 2, 3, 4, 5. Batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer kolumuza kadar örelim. Birleşme noktasından sonra yine 5'er zincirle örerek geldim. Şöyle görelim, burada birleştirmiştik. Örmeye devam ettim. Diğer işaretimin olduğu yerdeyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Ve işaretimin olduğu yere gelerek buraya atıyorum. Yine 5 tane kol altımız için genişliğimizi verip kolumuzu birleştirdik. Devam ediyorum. 5'er zincirle 2, 3, 4, 5. Sona kadar örelim. Birleşme işleminden sonra sona kadar örerek geldim. Ve sondaki iki trabzanımı da ördüm. Zincirlerimden sonra iki tane de trabzanımı örerek tamamladım ve bu şekilde robamız tamamlanmış oldu. Şöyle işaretlerimizi de çıkardıktan sonra daha net görebiliriz. Sayıp yürütebiliriz. Önemli olan bu eşitliği sağlamak. Yani başlarken de büyük başlayabiliriz ya da daha küçük başlayabiliriz. Eşit bir şekilde dağıttıktan sonra gayet güzel bir çalışma olmakta. Şöyle gördüğünüz gibi değişik, hoş bir çalışma oldu. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, bu şekilde robamızı tamamladık. Altına istediğiniz modeli örebilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.